İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle olmaya devam ediyoruz. Evet İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orucun faydalarıyla başlayalım. Evet, mübarek Ramazan yarın başlıyor inşallah. Oruç çok çok faydalı tabii ki. Sayılmayacak kadar çok faydaları var. Dini yönünü hocamız anlatacak. Biz de sağlık yönüne değineceğiz. Oruçla ilgili çok güzel dünya çapında araştırmalar var. Hani oruç deyince Türk tarzı oruç tutmak değil tabii ki. Mesela akşama kadar, iftara kadar insanlar oruç tutuyor, aç kalıyor. Akşam 5-6 tabak yemek arkasında tatlılar, zevçeler, meyveler vesaire vesaire. Bu oruç değil tabii. Şimdi oruçla ilgili Rus asıllı Doktor Boytovich. Boytovich araştırmalar yaptıktan sonra diyor ki dünyadaki bütün tedavi yöntemleri, tıbbi tedavi yöntemleri terazinin bir kefesine koysanız, orucu da diğer kefesine koysanız, oruç bütün tedavi yöntemlerine yedi basar. O kadar önemli. Tabii tutabilirsek. Tutamıyoruz. Neden? Nefsimize hakim olamıyoruz. Akşama kadar oruç tutarız. Akşam da Allah ne verdiyse yiyoruz. Öyle oruç olmaz tabii. Biz de tabii, ben de dahil, herkes böyle. Efendim. Profesör Doktor Arnold Ehert, oruç tuttuğunuz zaman vücudunuzdaki bütün her şeyi atarsınız, cerahat yürür, bütün pisliklerden arınırsınız. Vücudunuz büyük bir zafer kazanır, yenilenirsiniz, gençleşirsiniz, dişleşirsiniz diyor. Profesör Doktor Duyn Amerikalı da, bu da diyor ki hayatında hastaları tedavi etmek için çeşit çeşit ilaçlar denemiş, kimyasal ilaçlar, denediği bütün ilaçlar insanları zehirlediğini görmüş. Ya bu ilaçlar insanları zehirliyor, bir faydası yok. Yok mu bir başka çare diye araştırmış ve orucu bulmuş. Diyor ki oruçla tedavi edilemeyecek hiçbir hastalık yok. İlaçla zehirlenirsiniz, oruçla sağlığınıza kavuşursunuz diyor. Kimyasal ilaçlarla zehirlenirsiniz. Bu doktor Duyun Amerika yıllarca insanları kimyasal ilaçla zehirlemiş. Sonunda şifanın oruçta olduğunu görmüş. Profesör Doktor Herbert Shelton, bu da Profesör Doktor, oruç üzerine araştırmalar yapmış, incelemiş ve diyor ki oruç sırasında kişideki o geçici hafif ilk 2-3 günde ortaya çıkan halsizlik, dermansızlık, yorgunluk gibi gözüken şey aslında vücudun glikoz değil de artık yağ yakmaya, depolanmış yağları yaktığı için ortaya çıkan ketonu da harcamaya başlıyor vücut. Bu nedenle kişide hafif baş ağrısı oluyor ilk 1-2 gün. Bu ne demek? Vücut arınıyor, temizliyor bütün cerahat cüruflardan, toksik maddelerden. Evet, Profesör Doktor Arnold Ehert, bu da Alman asıllı profesör, de diyor ki oruç diyor tedavide joker gibidir. Her yerde, her şekilde, her hastalığa karşı kullanılır. Yani oruçla ilgili çok büyük araştırmalar var. Bunları da nedense hep Avrupalılar, Amerikalılar yapıyor. Biz Türkler de inşallah bir gün yaparız bir şeyler. Biz de yiyoruz, içiyoruz maşallah. Şimdi kalp atışı dakikada 5 litre kan pompalıyor. Dakikada 72 defa insanın nabzı atıyor. Kişi oruç tutarsa ne oluyor? Kalp atışlarında hafif bir yavaşlama başlıyor. Günde 104 bin defa atan kalp, nabız 81-82 binlere düşüyor. %20 oranında kalp atışlarında yavaşlama oluyor. Bu ne demek? Kalp yenileniyor, damarlar yenileniyor. Kalpte ve damarlardaki bütün plaklar, yağlar eriyor, temizleniyor. Hücreler yenileniyor. Sindirim sistemi yenileniyor. Karaciğer 400 çeşit enzim salgılıyor. Oruç tuttuğu zaman karaciğerdeki yağ denen bir şey kalmıyor.
aleti, aseti değerleri normale dönüyor. Şeker hastalığı nedeniyle yeni başlamışsa şeker hastalığı ortadan kaldırır. Pankreas yağlandığı için insülin salgılayan beta hücreleri sıkışıyor. İnsülin salgılayamaz hale geliyor. Kişi doğru oruç tutarsa, doğru oruç, Türk tarzı oruç değil ama doğru, sünnete uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun oruç tutmak şartıyla. Türk tarzı böyle abur cubur her şeyi yemek değil. Peygamber Efendimiz 13 lokmayı geçmemişti işi. Ama bu genel olarak bünye için nasıl sağlıklı bir durum mu 13 lokma derken? Hani bütün gün aç duruyor ve dediğiniz gibi şeker hastaları sonuçta baygınlık geçiriyor. Yani. Ağır şeker hastası değil, yeni şeker. Başlangıcında anladım. Ağır şeker hastaları değil. Onlar bile tedavi edilebilir de yani bu biraz irade meselesi, zor bir iş. Evet, güzel bir soru. Şimdi pankreas yağlar eridiği için beta hücrelerindeki sıkışma ortadan kalkarsa ne olur? Yeterli ve kaliteli insülin salgılamaya başlar. Yani şekerin yeni başlayan şeker hastalığında tip 2 normala dönebilir. Mide rahatsızlıkları ortadan kalkar. Sinirler beyindeki, beyni aynı bilgisayara benzetin, saniyede milyonlarca nörotransmitter atıyor, yani mail atıyor, bilgisayar gibi. Çok hızlı çalışıyor. Şimdi kalp atışı yavaşlarsa, mide, pankreas az enzim salgılarsa ne olur? Bunu uyaran nörotransmitter, yani beyin de rahatlıyor. Relax, rolantiye geçiyor. Yani komple vücut yavaş yavaş bir düzene giriyor. Yani tabii ki Türk tarzı abur cubur yememek şartıyla, yemeye içmeye dikkat etmek şartıyla oruç tutmak çok çok faydalı. Almanlar Heil Fasten derler. Bu Schwarzwald yani kara ormanlarda özel klinikler yapmışlar oruç tutmak için. Yani bizim gibi, bizim İslami dini amaçlı değil, sağlık orucu. Heil Fasten derler, şifa orucu. Bunlar oraya gidiyorlar, otelde kalıyorlar. 3 haftalığına 5000 euro ödüyorlar. 5000 euro. Oruç tutmak için para ödüyor. Sabahtan akşama kadar aç kalıyorlar. Akşam çok az bir şey yiyorlar. Vesaire. Normal yaşantılarını devam ettiriyorlar. 3 hafta içerisinde 5000 euro ödüyorlar. Oruç tutuyorlar, Heil Fasten diyorlar. Tansiyon, kolesterol vesaire vesaire birçok rahatsızlık orada iyileşiyor. Bunu biz para ödemeden yapabiliriz. Akşamları fazla yememek şartıyla. Evet. Sahurda peki neler önerebilirsiniz siz? Bilginiz dahilinde. Evet. Peygamber Efendimiz sahura kalkın diyor. Kolay oruç tutarsınız. Sahura kalktığı zaman kişi az da olsa bir şeyler yemesi, içmesi gerekir ki gün içerisinde halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalmasın. Şimdi orucu kolay atlatmanın, yani çok kolay tutmanın bir yöntemi de var. Nedir? Bu şu spirulina, yani mikro yoğusun, mavimsi yeşil mikro yoğusun spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12 K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağında, balıklarda olan omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Linolen asitler içerir. Esensiyel ve esensiyel, yani besinlerde olan ve olmayan omega amino asitler içerir. Vücudumuzda amino asitler hücre yapımında kullanılan yapı taşlarıdır. Yani insan vücudunun ihtiyacı olan bu spirulina'da her şey var. Kişi spirulina kullanırsa, hani vücudunda işte oruç tutuyordum da halsiz, dermansız, yorgun kalıyordum mesela, o halsiz dermanlık bir iki gün sürüyor, o yağların erimesi nedeniyle ortaya çıkan ketondan kaynaklanıyor. 3-4 gün sonra normale döner. Normal olarak vücut, insan vücudu mesela beyin sadece glikoz harcar. Ramazan'a girdiği zaman yağlar parçalanırsa keton ortaya çıkar. Ketonu glikoz kullandığı zaman, yani Ramazan'ın dışında kullanmaz. Vücut keton kullanmaya da başlıyor. Ve böylece yağlar eriyor. Evet. Evet, obezite rahatsızlığıyla devam edelim. Genç yaşlı günümüzde çok fazlasıyla var. Hatta çocuklarda bile gözüküyor. Bunun için neler öneriyorsunuz? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı?
Evet, obezite işte zayıflamak için Ramazan tam da zamanı. Kişi biraz sabreder de dayanabilirse, oruç tutabilirse 2-3 gün sonra alışır, bir düzene girebilirse, oruç tutabilirse ve orucu tutarken de tabii ki aşureye kaçmamak şartıyla yemesine içmesine dikkat ederse Ramazan'da kilo verebilir, istediği kadar kilo verebilir. Ha spirulina da kullanırsa bu da bünyenin vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Şimdi yanlış besleniyoruz, spor yapmıyoruz bir. Sürekli oturuyoruz. Çocuklar hele bilgisayarın başında, internet kafelerde veya evde bilgisayarın başında sürekli oyun oynuyorlar, chatleşiyorlar vesaire vesaire. Çeşit çeşit oyunlar var gençler, çocuklar için. Hiç dışarı çıkmıyorlar mesela bazı çocuklar. Sokağa bile çıkmıyorlar. Bilgisayarın başında öyle oturuyorlar. Sokağa bile çıkmıyorlar. Ne oyun oynuyorlar ne hiçbir şey yapmıyorlar. Ne oluyor? Vücut yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. Çocuk yaşta 100 kilo gelenler var. 120 kilo gelen yani 14-15 yaşında artık tank gibi olup yürüyemeyen insanlar var. Bir, fast food tarzı besleniyor. İki, abur cubur yiyor. Üç, hareketsiz. Abur cubur yenilen her şeyde Çin tuzu var. Yani bu insanın tamak tadını bozuyor. Kimyasal madde koyuyorlar. Böyle tuz gibi bir şeyi. Magnezyum, monosodyum glutamat, Çin tuzu. Bu beyindeki hücreleri uyarıyor. Mesela cips yiyor. İçinde MSG olduğunu bilmiyor Çin tuzu. Aa, çok lezzetli. Bıkmadan yemek istiyor. Veya cips, jelibon, kek, gofret vesaire. Sürekli insanlar bunları yiyor. Neden? Lezzetli. İçine o Çin tuzu katıldığı zaman tatsız tuzsuz şeyler de çok büyük lezzet veriyor. Ve sürekli yiyesi geliyor insana. Bırakamıyor. Kola gibi içeceklerde de böyle şeyler var. Bırakamıyor. Bağımlılık, bağımlılık, bağımlılık. Ve sürekli kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor. Beslenmeyi, doğru beslenmek gerekir. Türk mutfağından vazgeçmemek gerekir. Eski ana baba mutfağı. Bizim Türk mutfağı bir günde, iki günde ortaya çıkmış bir mutfak değil. Türk mutfağı sulu yemekler özellikle kaç bin yıldır, 17-18 bin yıldır Türk mutfağı var. Yeni bir şey değil yani. Yeni ortaya çıkmadı Türk mutfağı. Mesela bundan 4000 yıl önce bir kazıda, Kazakistan'da Yenisey Irmağı'nın kenarında bir heykel çıktı. Altın adam heykeli. Bir Türk prensesine hariç bir heykel çıktı. Altını, altından elbise yapmışlar. Yani 4000 yıl önce Türkler altını işlemişler, bundan elbise yapmışlar. Miğferi, elbisesi, çorabı, bütün her şeyiyle dört dörtlük bir elbise yapmışlar. 4000 yıl önce altını bu kadar mükemmel kullanan bir milletiz biz. 4000 yıl önce. Diğer insanlar hala elma armut toplarken veyahut da hayvanlar avlarken yabani gibi. Biz medeniyetin en doruk noktasına yükselmiş bir milletiz. Evet, inşallah. Evet, obezite rahatsızlığının bitkisel çözüm yollarından biraz da bahsedersek. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Garcinia kombochia denen bir meyve var. Kamboçya'da yetiştiği için kombochia denir. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi tropik, subtropik ülkelerde yetişir. Mandalina büyüklüğünde bal kabağına benzer. Bunun birleşiminde hidrositrik asit denen bir madde var. Nedir? Limondaki asit gibi. Limonda ne var? Limon asidi var. Sitrik asit. Bunda da hidrositrik asit var. Hidrositrik asit diğer asitlerden farklı olarak kişi diyelim ki hamurlu yedi. Şekere dönüşür. Tatlı yedi. Şekere dönüşür. Glikoza dönüşür. Her şey. Glikoz da enerjiye dönüşür. Kandaki şeker oranı 2,5-3 gramı geçmez. Bunu bünyemiz hemen neye dönüştürür? Yağ diyor. Yağ dönüştürür, depolar, depolar, depolar. İstediğin kadar ye. Bu az bir şeker kanda dolaşır. Diğer kısmı yağ dönüşür, depolar, ileride harcamak için. İşte Garcinia
Şekeri yağa dönüştüren bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi frenliyor, azaltıyor. Azalırsa ne olur? Şekerin yağa dönüşümü durur. Böylece şeker oranı, yağ dönüşümü önler. Vücut yağı harcamaya başlar. O zaman kişi acıkmaz. Yani acıkma hissini ortadan kaldırır. Çünkü mevcut olan yağları eritmeye başlar. Yoksa bünyemiz glikoz harcamaya alıştığı için sürekli açlık duygusu. Böyle hamurlu, tatlı işleri vesaire vesaire sürekli yemek ister. Benim bir tanıdığım var. Mantı makarna yiyor, yanında ekmek yiyor. Yani ekmek de olmazsa olmaz. Diyet yapıyormuş çocukları. Ekmeği saklıyorlar. O ekmeksiz böyle duramıyor. Ekmeksiz yenmez, aç, aç kalırım, ölürüm korkusu var. Panik oluyor, ekmek olmadan olmaz. Kişi ekmeği bırakabilse, hamurlu yiyecekleri biraz bırakabilse zaten otomatik zayıflar. Çünkü özellikle beyaz ekmek çok tehlikeli. Beyaz undan yapılan ekmek vitamin, mineral, enzim, glikoz hiçbir şey içermez. Direkt şekere dönüşür. Bunu Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Alman Beslenme Enstitüsü araştırma yapmış. E vitamini içermez beyaz un. E vitamini içerse hormon da oluşmaz. Kişi ne olur? Erkekliği, cinselliği, fonksiyonları, hormonlar azalır. Yani E vitamini yok demek, az demek. Erkeklik fonksiyonları azalır. Çinko olmazsa 200 enzimin anahtarıdır. Aslında kişi ekmekle suyla beslense bütün vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Doğal ekmekle. Yani kepekli ekmekle. Ama biz neyle besleniyoruz? Beyaz ekmekle. Beyaz ekmekte vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. O zaman ne olur? Bağışıklık sistemi çöker. Kişi çok kolay hastalanır ve 35 yaşında, 70 yaşındaki dedeler gibi her bakımdan performansı düşer. Her bakımdan, cinsellik bakımından olsun, güç kuvvet bakımından. Beyaz ekmekle beslenen kişi gazel gibi olur derler bizde. Dermansız, halsiz, dermansız kişilere gazel gibi olur. Evet, bağırsak rahatsızlıklarından biraz da bahsedelim. Bu önemli konulardan bir tanesi. Evet, haklısınız. Çok güzel bir konu. Şimdi beyaz undan bahsetmişken, bağırsaklara ne oluyor bu? Beyaz undan yenen ekmek, beyaz undan yapılan mantı, makarna, börek, çörek vesaire zif gibi yapışıyor bağırsa. Buyur. Nasıl çalıştıracağım bağırsa? Eğer ki kepekli olsaydı lifli madde olurdu, mineral vesaire vesaire olurdu, bağırsa yapışmazdı. Ama beyaz un duvara kağıt yapıştırmışsınız gibi yapışkanlığa bağırsaklara böyle yapıştı. Oldu. Nasıl alacak besinleri, vitamin, mineral, enzimi bağırsaklardaki bu geçirgenlik kat sayısına permeabilite denir. İşte şu kadar dalton büyüklüğündeki moleküller geçer, diğerleri geçmez. Bağırsaklar aynı kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Bağırsaklar böyle zift gibi beyaz undan yapılan mantı, makarna, börek, çörek, ekmekle sıvanırsa böyle zif gibi, zamk gibi. Besinlerde vitamin, mineral emilimi azaldığı için beyne sinyal gider, açız. Yiyor ama aç. Vitamin, mineral, enzim emilimi yok. Beyinde otomatik bağırsaklara geçirgenlik kalp sayısını artırmasını emreder. Bu kalecin arkasındaki file gibi olan virüs denen kanallar hafif açılırsa ne olur? Mantar geçmeye başlar kana. Aslında mantarları futbol topu kadar düşünelim. Bakteri portakal kadar, misketi de virüs, bilye kadar. Mantar geçerse ne olur? Kana mantar karışırsa o kişi 10 gün yaşar, 10 gün sonra ölür. Yani en fazla 10 gün yaşar. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen sene 18 bin kişi sepsis, yani kan zehirlenmesinden ölmüştür. Çünkü geçirgenlik kat sayısı bozulmuş, bağırsakların bu permeabilite sayısı bozulduğu için toksik madde, mantarla da kana karışmış, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonlu maddeler kişiyi zehirleyerek kan zehirlenmesine ölmüştür. Dünyada en çok Amerika'da sepsis hastalığından ölüm. Neden? Çünkü Amerikalılar hep fast food besleniyor.
Bizde de anneler, babalar maşallah ne yapıyor çocuklarını? Hamburger, cheeseburger, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire. Yarın çocuğunu zehirliyor, zehirliyor, haberi yok. Çocuğunu zehirliyor. Anneler, babalar çocuğunu zehirliyor. Ama çocuğum istiyor diyor, götürüyor, içiriyor, kolay işte fesat. Bunların önüne geçilebilmek için tabii ki doğal olarak evde yapılması daha sağlıklı yine aynı şekilde. Çünkü çocuklar dediğiniz gibi genel olarak istiyorlar bunu da. Hani onu tatmin etmek amacıyla evde de yapılabilir doğal olarak. Doğal ekmek hamurundan vesaire. Ha, işte doğru, yapılabilir. Evet. Beyaz undan olmamak şartıyla yapılabilir. Tabii ki güzel bir şey, iyi bir fikir. Yapılması gerekir. Bilmiyorum yapılıyor mu, yapanlar var mı, haberim yok ondan. Yapılırsa iyi olur. Çocukları tabii ki korumak gerekir. Aksi takdirde bağırsakların permeabilitet kat sayısı bozulursa ölüme kadar gider. Nitekim Amerika'da 18 bin insan bir yılda ölüyor. Sepsis, kan zehirlenmesi. Kana mantar karışıyor, mantar toksik madde üretiyor. Bağışıklık sistemi bunu kaldıramıyor, bitiyor. İflas, ölüm. Evet, zayıflamak mümkün. Kişi beslenmesine dikkat ediyorsa, beyaz un tehlikeli, bir. Şeker, beyaz şeker tehlikeli, iki. Mısırdan elde edilen şeker daha tehlikeli, N5'e, üç. Çünkü mısırdan elde edilen şeker neden daha tehlikeli? Glikozdan çok fruktoz içeriyor. Fruktozu bünyemiz harcayamıyor, yağ dönüştürüp depoluyor. Bu da zamanla pankreas kanseri, eskisine oranla şimdi günümüzde %800 oranında artmıştır. Sebebini de ilim adamları N5'e, mısırdan elde edilen şeker, doğal bir şeker değil. Özel bir enzimle mısır nişastasını şekere dönüştürüyorlar. Sümüksüz, süngerimsi, yapışkan bir maddedir. Fruktoz. Çok tehlikeli. Mısırdan elde edilen şeker. Dünyada, mesela Almanya'da bir kota koymuş devlet. Diyor ki %0,89 mısırdan şeker üretebilirsin. Ne demek? %0, sadece ilaç sanayinde kullanabilirsin demek. Fransa'da %0,49. Ne demek? Sadece ilaç yapımında kullanabilirsin demek. Şu an çok az. O da zararsız. Türkiye'de %15. Yani yediğimiz her şeyde cipsti, jelibondu, kekti, gofretti, aklına gelen her abur cuburda mısırdan yapılan, hatta baklavalarda bile bugün mısırdan elde edilen şeker var. O halde nereye gidiyoruz biz? Yavaş yavaş öbür tarafa gidiyoruz. Yavaş yavaş bindik otobüse. Evet, bağırsak rahatsızlığının bitkisel çözüm yollarına da değinelim biraz. Evet, çok güzel bir soru maşallah. Şimdi nane, dünyada en kaliteli nane Türkiye'de, İzmir'de yetişiyor. Menta piperita, su nanesiyle kıvırcık nanenin hibridi karıştırması üretilmiş çok özel bir nane. İzmir nanesi %4'e yakın eterik yağ içerir. Mentol ağırlıklı. Ve eterik yağ bakımından en yüksek, en kaliteli nane Türkiye'de yetişir. Avrupa'daki nanenin 5 kat daha etkili. Avrupa'da yetişinden. Yani birinci sınıf nane bizde. Fakat kimse ilgilenmiyor. İnşallah ilgilenen olur yakında, ileride vesaire. Bağırsaklardaki spastik kolit, yani irritable bağırsak sendromunu, yani bağırsak hassaslaşmasını önler, bir. Ülseratif kolite karşı etkili, iki. Morbus Crohn'a karşı etkili, üç. Bağırsakları temizler, aratır. Bununla ilgili birçok ilim adamı nane ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Etkisi ispat edilmiş. Biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık. Nane forte diye bir ürün ürettik. Nane forte kara haliyle içerir, civan perçemi içerir. Bağırsakları temizleyici, arıtıcı bitki ekstraları içerir. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş spastik kolondan yavaş yavaş kurtulur. Spastik kolon, Allah korusun, çok çok ağır bir hastalık. Kişi bazen kabız olur, bazen ishal olur ama genellikle karnı böyle davul gibi şişer. Yemese de içmese de karnında sürekli bir şişkinlik, hamileymiş gibi. O çünkü ne alttan gaz çıkarabilir ne üstten gengirerek çıkaramaz bağırsaklardaki gazı. Çünkü buradaki mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar bağırsaklardaki
vilüs denen kanalların içerisindeki sinirlerin hareketini, yapısını, özelliğini bozmuştur. Bağırsaklardaki tahribat nedeniyle kişi sürekli hamile gibidir. Karnı davul gibi şişer. Peki yediğimiz hangi yiyecekler en etkili şekilde bağırsaklardaki bu problemleri çoğaltıyor? Yani nelerden korunmamız gerekiyor? Evet, şöyle. Şimdi aslında Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir yemeğe önce salata veya meyveyle başlamak. İlim adamları da yapmış oldukları yeni araştırmalarda sebze ve meyveyle, eğer iftar vaktidir mesela, kimse sebzeyle meyveyle başlamaz, çorbayla başlar. Su içtikten sonra salata yemek veya meyve yemek gerekir. Salata veya meyve. Neden? Salata ve meyve bağırsakların peristalik hareketini düzenler, harekete geçirir. Ama siz çorbayı içtiniz, arkasından pilav, arkasından nohut, fasulye, bakliyat vesaire yediniz. Tıkanır kalırsınız. Bağırsak hareket etmez. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Kuru şeyler yiyor, yiyor vatandaş. Arkasından lifli maddeler yiyor. Salataydı, meyveydi. Bir faydası olmaz. Önce bağırsakları harekete geçirecek lifli besinler yiyeceksiniz. Salata gibi, meyve gibi. Sonra kuru gıdalar, çorbaydı, bakliyattı vesaire vesaire. Ondan sonra böyle bir bağırsak problemi olmaz. Ben Antalya'ya gittim. Lokantada salata, önce salata gelsin, sonra başka şeye gireyim dedim. Çevremdekiler bana bakıyor, gülüyor. Çorba yerine salata sürüyor adamız. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.